Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. Haftalık muhim haberler programımızı körüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körümelerimiz, bugün 2024 yıl, 14. yıl yakşembe. Her yakşembe günü ettikende bir hafta ceryanında bulup ötken vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini kısa analiz kan şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Kanundakta aldı bilen bu haftadaki muhim haberlerimizin mavzuları köz yürütüp öteyli. Xitay bilen Rusya Otrasiyadaki təsir küçüde rekabetleşmekte. Xitay Liviyagi yuşurun yollagan uçuqçısız ayruplarlar tutup gelindi. Xitay virusi keltürüp çıkargan ziyanını Xitayga töletiş talep gelindi. Misirlik YouTuber Uyghur Müslümanları nəgi ketti. Xitayının bulganğan yemeklik meyiti uşkılmışı gulgulu qozgıdı. Ve Amerika Xitay'ın alyumin qatarlıq məhsulatlarını mecburi emgekte ayrısıya kirgüzdi. NATO, Xitay-Rusya-Ukrayna uruşunun halkalıq ittirgiçisi de bayanat ilan kıldı. Demek ki bu haftadaki mühim haberlerimiz bulardan ibaret. Bundan da birinci haberden başlayıp görüp ödeyelim. Xitay bilen Rusya Otur Asiyadaki təsir gücü de rekabetleşmekte. Qadirli körümelerimiz elbette uzun yıllardım ya, fakat Xitay, Rusya'nın Rusya-Ukrayna uruşudan keyin oturğa çıkan dili atkan mesele mesu elbette. Xitay-Rusya münasibeti sırtqı görünüşte intayın küçülükdek garibki karşı körüngen bile hemizgi malum boğandık, yeni adı müstakil boğan bu qeyrindaş bizden hoşçularımız boğan cumhuriyetle müstakil boğan deyin kim mi? Bu rayondaki, bu devletlerdeki Rusya'nın kançılık, meyli siyasi cahettin, meyli medeniyet, kültür cahettin bu yerde. Hele hem Rusya'nın təsirinden kançı küçük hikayeligini hemimiz bilimiz. Şunun için bu yerde hem şu yakın yıllardan bu yana bulup müstakil boğan deyin ki Xitay'ın bu rayondaki devletlerle kuyuk münasibet ornutup bu yerdeki nurgun özünün küçük dairesini kengeytiş için hareket kılışıdan elbette Rusya'nın bir ara bulup atkallığı yıllardım ya biz nurgun sökletlerini kulduk. Bulup mu Ukrayna uruşu Rusya, Ukrayna uruşu partlağın deyken mecbur halette Rusya Xitay'a yıkılışı, tarihte körülmeyen şekilde yıkılışı oldu hazır. Şundaq bozumu yana bir yerde təsir küçük dairesi başkı devletinin sıdqı görünüşü düşüncülük apaq çapaq olup getkende körüngen bilen yanılı yuşurun, nurğun meselelerinin bağlıq, devamlıq, tilgə elinib kilovatkan bir mesele. Bu qetim Fransiya Xalqara Radyosu'nun 5. yoldaki haberi verildi. Hemizgi məlum boğandak Şanxay Hemkarlı Təşkilatının yığını Astanada ötküzüldü Kazakistan'ın. Bir yerde elbette Putin, Xi Jinping, Türkiye'den Erdoğan ve elbette Şanghay Hemkarlılaşkanlığı Azad Devletleri'nin hemisinin reisleri katlaşkan bir yığın ötküzüldü. Bu yığın münasebetle Putin bilen Xi Jinping'in ayrım körüşleri bir yerde kılgan sözleri bu haberde, bu haberimizde alahide oturup koyduk hem de. Bu belirgen haberde Putin bilen körüşken, yani Xi Jinping Putin bilen aldığın çarşan bir günü bu yığın münasebetle ayrım körüşüp körüşken de digen sözü Putin Xi Jinping'a ne mi digen dese Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın adil köp kutupluk dünya tertibinin muhim törüklerden biri buluş rolünü küçüğe etkerlikini mahtıqallıkını tilgağın bu haberde. Putin bu kıtımki yığından paydanıp Rusya bilen Xitay'ın münasebetini mahtab elbette hazır bütün garip mu Xitay'ın Putin'ın Rusya'nın aqısı ihkalligini bulup mu Ukrayna meselesi de. Haberimizin ahırda NATO'nun haberde tekemek tefsili haleti deyimiz. Çünkü bunu deyiş ki mecbur hazır Putin. Çünkü bütün etrafın, bütün garip dünyası hemmesi gelini sıkıvatkan bunu acizlik yıkıtış için bütün güç bile hareket kıvatkan bir mezgilde turadımız. Deydi ki Putin bir yerde maktab Rusya-Xitay münasibetinin tarihteki en yakşı mezgeline başlayan keçirvat kallıqını tilgağın. Xi Jinping bozucu, birleşip taşkı güçlerinin arılışıcı karıştırış, mevkadi çıntırıp öz ara kollaş gereklikini dava kanımdı. Haberde Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın azad devletlerinin ehvali bu analiz haberde. Teşkilatı'nın azad devletlerinin ehvali karsak bir birlik yok. Nurgun devletler oturursa da ziddiyet var,
Yani bir devletler karab bakayın. Onun için de Müslüman devletler var. Türkiye Cumhuriyetler var. Xitay, Hindistan, Pakistan. Hemmesi karab baksak, ne kültür, medeniyet cihette, ne din cihette. Mesela Garip dünyasındaki nurgun teşkilat, halkaral teşkilatlar karsak, okşaş kımmet karışkı ige asası cihette nemdi. Lakin bu teşkilatın işçidi ki, hem dini cihetten, kültür, medeniyet cihetten birbirine tamamen zıt. Hatta ki eza devletlerine oturursa da zemin talaşlar şiva devletler var. Xitay, Hindistan münasibeti, Hindistan, Pakistan münasibeti birbirine yıllardan beri devamlı şartlanan mesele var. Demek muşundak bu haberde tefsili analiz kılınıp, muşundak ziddiyetlik, macerala oturursa da bağ bir teşkilat hikayeli ki. Ama bugün Xitay bilen Rusya'nın ki garipke karşı güçlük bir pozisyaya duruş için mecburi halette bir yerde tarihi bir şekilde bu şuna birleşi vatkallıkını ama Uttur Asya rayındaki tesir güç talişiş meselesinden Xitay bilen Rusya otursadaki iki taraf dostluğa toskulluk kıldığan en muhim mesele işkeldi ki bunu herkes saklını bulamaydı kaldıkı meyli Xtay'ın meyli Rusya'nın bu meseleden saklını bulamaydı kaldıkı tilgaylanan. Otur Asya'nın stratejilik ornu ve hidrokarbonlar meselesi mi bir yerde tilgaylanıp bütün güçlük devletler bulup mu Xtay Rusya'nın közünü kızartılan meseleler bu devletlerde yakın kıyılardan bir yan bu rayında çıkıvatkan nurgun bayılıklar kömsiri. Elbette bu etraftaki nurgun devletlerinin gözünü kızartıdığan mesele hikayeli ki Xitay bolsa bir yerde şu yeni İpek yolu bir belvağ bir yol planı digendeki her hıl nesle bilen özününki təsir dairesini küşeyi düşünün hareket kılı vatkallı ki bunların hemisi elbette Rusya'nın çiğit gidiğen mesele hikayeli ki bugün mecburi halette uçuk aşkarı bir nesle Xitay bilen yamalışıp kalış için oturup kuyanmağın bile bu meselenin hepsi mevcut mesele işgeldi ki. Nöbette garip ki karşı işki guruh birleşi vatkanda görünsün mü ama bu birliknin yeni bir tarafı da yanılı küçülük rikabetinin mevcut işgeldi ki tilgaylı. Hemizge malum boğandak Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rehberleri bu kadim şu Astana'da görüşken de köp kutupluk dünya tarifi gibi olgan vadesini kayıtı tekrarlaştı. Biz günlük haberimizde bütün ceryanı tefsili halette her kaysi devletler reislerinden ayrım ayrım görüşlerini mi bayağı huzuruna sunduk. Garip'nin tesiriyle kanda karıştırmız diyen nesne bu kadar mı alaydı. Bir kudretli küç kurup çıkmız da bunu oturgu kuyvatı da hemde. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı. 2001 yılı kurulgan, başta 5 devlet falan kurulgan bir ameliyette dünyada fakat yani bir Xitay'ın bir şehrinin namı bilen bir Xitay'daki bir şehir namı bilen tilga ilinğan başka okşu bulmağan bir teşkilat da hemdi. Dünyadaki hiç kandak bir teşkilat, halkaralık teşkilat malum bir devletin şehrinin namı bilen tilga ilinmeydi bana bilgendik. Bu fütülle Xitay her kança bu rayondaki ubu diyen bilen bu teşkilatın kurulup çıkış yani bir xatarlık iqtisat ubu deyip oturu kıyvatkan bilen ameliyette Xitay'ın ki en sıraydıgan, Xitay'ın bir xatırlıki, Xitay'ın rayındaki devletle, Şarkı Türkistan meselesi, bunlardan en sırap kurulgan bir, asasiyetin Xitay'ın menfaat yetkiziş üçün buluvatkan bir teşkilat hikayeli ki, hemimizgi malum. Bugün dünya nüfusunun, umumi nüfusunun 40%'ini Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ahzab olan devletler. İçki işlep çıkarış umumi kıymeti dünyanın 30%'ini ilgileydiğen bir halde işkenliği bildirilgen ahzab devletlerden başka nöbette Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 14 sohbet şiriki bulup elbette Türkiye mu diyalog şiriki süpüte de katınaştı. Ve bu kıtımki yığında hemizgi malum boğandık. Bular Rusya'nı mı resmi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın ki azası bulup resmi kabul kalındı ve 10. resmi azası bulup bu teşkilatın azası buldu Belarusya mı bu kadar mı yığın bilen. Demek bu şekilde devamlı şartı da Xitay'ın bu rayondaki künsürü nüfuzunu küçük etiş hareketleri. Hoş yeni bir haberimiz gelsek. Xitay Libya'yı yuşurun yollayan uçuk uçsuz ayruplarlar tutup kalındı. Elbette bu haberle çıkan değil ki şu Türkiye'de nurgulluğun haber
to'g'ri betlarda, analizlarda. Ta Xitoyningki Liviyaga bu harakatlarni qilishi, biz Turkiyada nurg'ulg'an Liviyada yoki mush arab davlatida nima ishimiz bor deb shu o'ktichi partiyalarningki Turkiyaga besim ishlatib qilgan so'zlarini, mush xabarni manba qilib ko'rsatib turib, ko'rdingmi Xitoy nima ish qilyapti, ta Xitoy ashadin bu davlatlarning mush har qaysi, mayli Afrikada bo'lsin, mayli Liviyada kirib bo'lsin, bu yerga orlash uchun nurg'un ishlarni qilayotganligini Turkiyaning bu rayondagi bo'libmi, Liviyadagi harakatining Liviyada turishiniki qancha muhim ekanligini endi bilishdingmi degan shaklda, selishtirma shaklda ko'plab xabarlar berildi Turkiya axborotlarida. Demak, Xitoy butun shu har qaysi davlatlarda nurg'ulg'an tashqi ko'rinishda boshqa yuz bilan, ammo ichki jihatda nurg'un pilallarni tuzayotganligi hammamizga ma'lum. Bu shundoq pat-pat oshkorlanib satchilikka uchrab turdi Xitoy. Italiya doiralari bu qatim Liviyaga maxfiy avatilgan Xitoyning Yilong 2 nomli uchuvchisiz aeroplanlarini qo'lga tushirdi. Mudofaa sanoati to'g'rida berilgan xabar, shamol energiya uskunalari orasiga yushirib avatganda Xitoy buni Liviyaga avatilgan Yilong 2 nomli uchuvchisiz aeroplandan ikkisi 2 dona kontrol supsi va qurol-yarog' bilan to'ldirilgan 6 cho'ng sandiq Italiya doiralari tomonidan qo'lga tushirilgan. Birlashgan Davlatlar tashkilotining Liviyaga yurgizgan qurol embargosiga asosan bu uskunalar musodara qilingan. Bu embargo Xitoy o'zi imzo qo'ygan avatmasligi kerak bo'lgan narsa bo'lsinmi? Astirtdi nimalarni qilayotganligini qarab qo'yli. Italiya saqchi doiralari 2 yo'l e'lon qilgan bayonotida sandiqlarning 18-iyun Italiyaning Kioto aeroportida tekshirilganligini oshkorlagan bo'lib, yuk sandiqlarining yo'llanish yo'llari va birga elib mangan tamojna hujjatlaridagi binormallik tekshirilgandan keyin qo'lga tushirilganligini bildirgan. Bayonotda bu sandiqlar shamol energiyasi generatorlarini quvvatlantirish uchun zarur bo'lgan zapchastlarni to'shishi kerak edi. Bildirilgan narsa bu. Ammo yerlik tamojna va monopol idorasida ishlatilgan uskunalar rentgen uskunalari orqali tekshirilgan. Tekshirish natijasida to'shilgan mollarning shamol energiyasi generatorining qurilma alohidaliklariga ega bo'lishi qaramay, urushda ishlatilgan uchuvchisiz aeroplanlarga o'xshash uchishga mos keladigan aeroplan gavdasi va qanotlari ekanligini faraz qilgan bo'lganligi aniqlanganligi, bu tush cheklangan buyumlar shamol energiyasi generatorlarining qanotlariga taqlid qilingan ba'zi qo'shilma o'ralmalar orasiga yushirilgan bo'lib, Liviyaga qaratilgan qurol embargosi bo'yicha mazkur uskunalar musodara qilinganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha gumonlik sandiqlar Xitoyning Yantian portidan Liviyaning Haftar qo'mondonligiga ketgan. Hozir Haftar qo'mondonligi biz o'sha Liviyaning mavjud hukumatini xilidan buyon yillardan buyon avar qilayotgan bir o'ktishininki qo'mondonligidagi rayonlar. Nurg'ulg'an Liviyaga mavjud hukumatga, Turkiya mu itiraf qilgan hukumatga qarshi ish qilayotganlarda Xitoy bu Haftar qo'mondonligidagi rayonlarga mushu uskunlarni yetkazish uchun harakat qilganligidan iborat bu satchilik oshkorlandi bu qatim. Ben G'aziyga ketayotgan paroxodni tutib qilinganda bu endi. Ma'lum bo'lishicha Italiya amaldorlari Xitoyning gumonli qurol yetkazish ahvoli haqida Amerikadan istixborot uchuri elib buni tutib qolganligi bildirilgan xabarda. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy virusi keltirib chiqargan ziyonni Xitoyga to'latish talab qilindi. Albatta bu virus mazgilidimi? Dunyoga balo bo'lgan, insoniyatga tasavvur qilsiz baloyi apatni olib kelgan bu Xitoy virusi asli to'g'ri atalishi bu. Mushu virus avjiga chiqqan mazgillardan ko'p qatim Amerika tarafidan tilg'a ilinib, Tramp mazgilida eng qattiq tilg'a ilindi albatta bu. Xitoyni kundidikdek chichanishtirib turgan tamdi Tramp o'z vaqtida. Qarish chiqqan bo'lsa-mu uningga bu Xitoy virusi demsak bo'ldi deb. Ammo Xitoy virusi bu deb turg'anligini hammamiz bilamiz endi qanchadan qatim xabarlatib berdi. Bu masala nurg'un mutaxassislar, doktorlar, tashkilotlar tarafidan qanchadan qatim o'tirib qo'yilib, u yoqda atilib, bu yoqda atilib turayotgan bir masala endi. Yana bu qatim qaytadan kun tartibga keldi. Amerikadagi bir aql ombiri eng yangi dokumentida bu aql ombiri nima bo'lsa, an fondi, ya'ni Amerikadagi an fondi nomli aql ombiri 8-chi iyul yangi dokumentda e'lon qilib, shu Amerikaga Xitoy virusining 18 trillion dollar ziyon solganligini bildirib, Amerika hukumatidan Xitoyni qonuniy javobgarlikka tortishni talab qilgan. Bizga ma'lum,
Amerika'daki şu akıl ambarları bütün Amerika'nın siyasetini belgeleyen tetkikat nurgun neslini şu hükümetin yol haritasını sizip verdiğin en mühim organlarımdı. En köpte hem de Amerika'da bu mesele şimdi tetkikat organları. Bütün siyasetçilere karşısak bu organlardan çıkıp atkan hem menesine intihar ehemmiyet verildi bu neslini. Her daim siyasetin körü olalıyız bu neslini. Bu kadar hükümetin en bu talepini talep kılan hem de bu fond ilan kılan dokülatıda. Xitay'dan bütün dünyaya tarqalgan Xitay virüsünün Amerika'ya keltirgen iqtisadi ziyanının 18 trilyon dolar ekenligini oturuğu koyup, Amerika hükümetinin bu vaxta Xitay'ın kanuni cevapkarlığı tartışını talep kılgan. Dokülatta Amerika hükümeti Xitay rejiminin dünya karakterlik yuqum meselesindeki mesuliyetsizliki ve virüsünün xavpini yuşuruş kılmışıqı qarata tadibir qolunuş kerekliki, Xitay'ın bu cihette kanuni cevapkarlığını üstüge ilişi kerekliki tavsiye kılıngan. Mezkur dokulatı Xitay virüsünün Amerika halkı bir qatar siyallarını keltür geldi ki, elbette Amerika halkı kılam keltürmedi. Bütün dünyaya, Türkiye'ye mi? Vatanımızda en içinişlik desek buldu aslında. Xitay özüge kılmağın, öz halkıge kılmağın numussuz necisliklerini, insan tasavvur kılgısız, yani insanın teni şürkündüğün bu körünüşlerden, kanç yüzlügen körünüşlerden bu ekrandan sunduk kadarıyla görmen. Öyle fıkayla. Dünya yeryüzüde Türkümler ölsü mü? Elbette her devlette periklik aleti öldü. Ama bizim halkımız uçuk aşkara öğüden çıkarılmay şu kadar içinişlik haleti ölümge terk edildi, taşlap koyuldu. Ya, bu derecede yani bütün 1 milyardın aşkan Xitay halkı ki Xitay'ın özünün halkım elbette nurgun numussuzluktan kılgallığını gördük. Ama biz Uygur halkının kançılık işitmişik mi kömeydiğen bir hayatta yaşatkallığını, kançılık kısası ağırlığını bu virüsünü bahane kılıp her bir Uygur bildi bunu. Bütün vatandaki halkımızın tatkan için işe ehvalini öyle bu kayla. Bütün dünya asıldı bu Xitay'ın mesuliyetsizliği, numussuzluğu bu cinayetlerine bir mi bir hesap ediş gerek olan mesele vardı. Elbette bu Amerika'daki bir teşkilat olan iken özününki halkının meselesine oturup koydu da. Bu iğir meselesinde müşündak ziyan sağlıklı Amerika'ya cümleden ölüm, yetim, iktisadi ziyan, uzun müddetlik sağlamlık meseleleri, ruhi sağlamlık meseleleri, mağrib sahasındaki ziyan katarlıklarını öz içine aldıklı Amerika'ya meyli ruhi cihatı olsun, ya ki iktisadi cihatı olsun, kişinin çöküldüğün derecede ziyan sağlıklı kayıt kılınan. Bir küllerde şunu oyla bakayla, vatanımızdaki şu virüs mezgilde Uygur halkı silingan, aş mevcut görünüşle, yüzlügen görünüşle bizde mi bağ hazır kaça? Yani yüzlügen görünüş var. Şu görünüşlerini müstakil bir organ tekşürüp, ertü gün hesabını soraydıgan künkege vakti de oyla bakayla, biyadetli gündüğün kişini köşüldüğün din, min hessi artık kişini köşüldüğün nesle çıkıldı bizim vatanda. En en sonunda dokülatıda Amerika Parlamenti ve Aksaray'a Xitay'a karşı hareket kolluğunuş teklifini sunan ve şunlukla Xitay ve münasifetlik organlarının Xitay virüsü neticesinde Amerika ve Amerika halkı keltürgen ziyalları için tövlem tövleşi gerekliliğine hem bayan kılıp bunu oturup koygan. Demek körümüz hem de. Hoş, Mısırlık YouTuber Uygur Müslümanları neyik etti? Mevzuluk bir haberimiz. Kündülük haberimizin ayeti tepsili halette uzun bir haber üstünde hem yazma hem sınırlı haberimizde bağlı. Elbette ançı mınçı bulsun vatenge Xitay bu tatür teşvikat özünü aklaş üçün, bütün kılıvatkan cinayetlerini yepiş üçün her daim, her hıl sahadın muhbiri, alim, ölüması atılmış tırnak içindeki ki yıllardın bir an tohtavsız halette hele hem devam kılıvatıdı bu cinayetini. Yepiş üçün, özünün İslam dünyası kiralık körüsü üçün kınmıgan hiligerliki oynamağın oyunu kanmaya oturdu. Lekin hem de şunun içinden apağın Xitay burnudun tutup apırıp, halıgan ya köstüp, Xitay'ın digini bu işe sözleydiğen la köpürek çıkan bosu mu? Lekin bu şunda ançı mıcı bosu mu? Meyli Arap dünyasının bosu, meyli ki başka devletlerden bosu, Garip dünyasının bosu, vatanımız gibi verip, ekvalini özünün akıllı gözüyle, her kanda adam his kıldı çünkü bundan azırak kaldısı şeyhan bir insan olsa. Köyge Muş'un okşaş YouTuber'la hakika ekvanını pat pat aşkarlap
vatanimizdagi Xitoy kech kunduz qilayotgan tashviqotning dal aksini oshkorlab beryapti. Buni har zaman ko'rib, his qilib turyapmiz. Bu qatim Misrlik bu YouTuber shu 6-iyul Ahmed al-Badavi 800 mingga yaqin agar shu ekan shu YouTuberniki shu vatanimizga berib ziyorat qilish jarayonida butun his qilganlarini shu uzun videoda 5 soat uchib bizning Urumchiga tushgan jarayondan tortib tushib butun berishdan burun nurg'un ma'lumotlarni o'zining egallaganligini so'zlaydimi shu videosida. Shunga butun Xitoy so'zlayotgan axborotni voy bular diniy erkinlikni yashayotganmish shundoq güzel normal ketyapti degan bu tashviqotning dal aksiga butun shu Uyg'urlar bilan paranglashishga tirishidimi shu sinda. Uning keyin butunlay hatto shu madaniyatchi bu yerga kelibmi butun Xitoyning nurg'un shaharlarini ziyorat qilgan biri bo'lish sifati bilan ya'ni taq turuq shakl butun u yerdagi butun do'konlardagi sotilayotgan narsalardan tortib men o'zimni ya'ni Xitoyning bir shahrida his qilmadim aslida o'zimni bir boshqa arab davlatlarida bir musulmonlar bir diyorida tafsili gap qildim tamoman farqliq ya'ni Xitoyning har qanday bir shahridan farqliq bir yer bu deb shu so'zlaydi Xitoyning buni yo'qotish uchun nimalarni qilayotganligi masjidga kirib namoz o'qilishi uchun 48 soatda ichida biror masjidga kirib namoz o'qiyolmaganligini nayki bo'lsa shu butun jarayonni biz tafsiliy holatda berdik shuni ko'rsanglar bo'ldi bu video nima bu sinnimi ko'rsanglar hammak tushunasizlar mushada chiqib turayotgan masalan Ahmed al-Badavi YouTube kanalini ismi chiqib turadi ko'rsa har qanday tilga avtomatik tarjima qilish nima istama tushunmaydi qallar amiyatda bu ko'rinish bilan his qila olamiz ham nimalarni deyotganligini bu yerdaki demak Xitoyning butun jinoyatlarini bu yerda bu videoda hammasi boshdan kechirgan birdan bir ishlab qaranglar masjidga berib hech bir masjidga kirolmaganligi amiyatda butun ko'z bo'yamchilik qilish uchun har to'qmishqa bo'lib Urumchining markaz butun chet eldan kelgan ziyoratchilarni akelib ziyorat qildirdiganmidi musulmonlar degan shunda pokiz bu yerdagi uyg'urlar go'zal yashayotdi mana shunday narsani seppagan tusoqda ammo bechora xalq bu davlatning egalari bu zimmaning egalari namoz vaqtidami o'zining ibodatini xotirjam holatda qilolmaydi shu ko'rinishdan qarab qaydi bu nomussiz xitoy tajovuzchilariniki dunyoni aldash musulmon islom dunyosini aldash uchun qilayotgan rezillikining bir parchasi hamdi bu hech namozni hammamizga ma'lum bo'lgandek bir hech namozga ruxsat qilmagan tajovuzchilar bugun dunyoga to'xtamay bu yerda butun diniy erkinlik to'liq kafolatga ega degan nomussizligini xijil bo'lmasdan kech kunduz har xil tillarda sotalaydi buni qilyotdi demak uzatishning hojati yo'q hammamiz bilamiz mana shundoq butun jarayonlarni so'zlaydi bu youtuber xo'sh Xitoyning bulg'angan yemaklik meyi tush qilmishi g'ulg'uli qo'zg'adi albatta bumi uyg'urlarga nisbatan bizlarga nisbatan hayron qoldigan andimonda uchrab qoldigan bir narsa emas endi Xitoyningki tabiatini bilgan har qandoq kishi Xitoyning qulidan bundoq ishlarniki hatto buningdimi vahshiysiniki yana hech bir yeri Xitoyda bir azroq bir bundoq beorom bo'lmasdan qila oladiganligini pul uchun iqtisod uchun har qandoq rezillikni qila oladigan bir millat ekanligini bularniki har qanday uyg'ur hattoki xitoyni bilish kerak ham o'zining millatini chunki buni bizning vatanda to kichik vaqtimizda shu o'ylasak masalan shu xitoylar qiladigan butun oshxona oshxonadan shu tashlayotgan oqshimiz yig'ilgan yemakliklarni butunlay axlatdek shig'ib hammani opirib cho'chqisini biqib oldilar uningki shu har xil mayliq tomoqlarni uni chekilab yog'i chiqarib ayrim ayrim tuntunglar butun oshxona oshxonalar o'tkazilganligi va tutilib qolganligi bir qanchasiniki bir qanchasi tutilib qolgan bilan yana necha yuz deganlar tutilmay bu ishni qilaverdida takror shu yig'ib hamma to'ng'izlardan tortib mushuknikidan tortib hamma narsaniki yemaklikni akib uni qaynatib yig'ini ayirib olib qolgani to'ng'izni boqadigan
bu necisliklar köp yüz bir etdi. Bundaq ictimai fikir vasitələrində pat-pat insanın könlünü eleştirilən bu halqa yeməklik məsələlərdə pat-pat uçurup durmuz qoymdı. Xitayının qoldun bunundan milyon həssi artıq ekildi amdi. Bu qətim mi? Şu xərib axbaratlı da köpləb çıxıb getkəşkə Xitay axbaratları xuddi tək şürüb onu cəzalaydıqan dək mi da bir tuyğu verib, yani öz xalqını mı həm dünyanı xuddi ulaq zərb verdiğən Xitayda köz üçün tırışqan amdi. Qarab qalib. İlgirim məsəngə mi şu 19 yıl ilgirim mi şunun oxşaş əhval aşikarlanıb dikən amma Xitay bas türü etkən ki bu vəqəni. Məsələn, may tuşuyduğun, aslında köng maşını abayıqıdır. Bakını tazlamayla yeməklik meyini kaçılıp işletiye verdiğin mesela oturuğa çıkıp kalmak için. Bu kadar mı? Şu uzun müddet muhfırlarının ız qoğulab tek şürüşü arqalıq nurğulluğun adetki yük maşırlarının purcaq yığı qatarlıq yeməklik mayılarını emez, belki ximiyelik suyuqlarını tuşuyduğallıqına bayqağın. Hem yeməklik meyini tuşup, onu bekalı ötüp, onun mayını tuşup deyendik. Yani hiçbir onu tazlaş avar olmaydı kallakını. Çıkım netice şu karab kalı. Aslında kimyeli fuyumlarına kaçılgan bakne tazlamay kuvvet kallakını. Bu sebeple ki yemekteki şildirgan mayının iğir derecede bulgun işi gelip çıkallakını bildirilen bu haberde. Xitay'ın yeni bir tarat kusu da kimyelik suyukluk bilen yemekteki şildirgan mayını arlaştırıp tuşu ve kası bir katımlık ehval emesliki Xitay'da nöbette uzun yolluq tuşu cediyanı nazarat kılınmaydı kallakı. Şu an bir yerde Xitay bu Halıqancı Müşündak işlerinin köp 101 vat kalıq tilgı alınan. Tor dünyasındaki inkaslar, narazılıklar köpeye gendikin. Bir yada hem BBC'nin bir haberi çıkıp getkeşke. 10. yıl bir yada Xitay arkadaşlamış bir xatırlı, yemeklik bir xatırlı ki devletleri kadar. Emniyette hemisi, yani hakkı köz tutup üç gün, ancı mıcı iş kıyıp kalığında hemisi Xitay'da bilmezsen. Parılı bense, o her kandak rezillik, numusuzluğunu kılıyordu. 100 nima zavodning ochida bir qanchisini tutib jazo oldik degan narsani e'lon qilib qo'ydi ancha muncha. Qolgan butun nejisliqining hammasini shu atrofdagi soqchi mush tilga olingan atalmish idora organlaridagi maxluqlarga pulni og'ziga yegizib o'tib maylab atgan ekanlar butun razillikini qilyapti. Buni bilamiz g'omdi. Demak, mushunda takshirib ani qilamiz, mani qilamiz degan quruq gaplarni qilgan. Va bu xabar chiqqandek mushu Sharq Turkistondagi bizge şu haber yetkizgen ehvaldın, bu ehvaldın tekem yıkındın haberdar boğan kardeşlerimiz bizge aşikarlap. Şu Şarkı Türkistan'daki yemeklik bulgunuş, müşündak may meselesi bulup mu? İntan tekem iğir işgeldik ki Xitay'nın bu yada Uyghurlani her hıl cahitli nurgun burun bu bakımdan keserliklerge mubtila kılış, kırgın kılış, yoktuş niyeti o aşkı bundak yemeklikten zehirlenip durup her hıl saramıp kaldıgan, ölüdüğan, müşündak ehvallarının namelum bir şekilde işlerinin oturgu çıkışıga tuyuksuz kaza kılış meselelerinin oturgu çıkışıga köpüncüsü yemeklikten zehirleniş meselelerinin köplepmiş kiyinki yıllarda lagir siyaseti aldı kendi bek köp 101 vatkallığını insanların hamuş tek işine bir kıl bu kıl vatkallığını hem mesela müşündak kalem kan yemekliklerden bu vatkallığını bu işini yaşayan nurgun neslerini delil ispatlarla köygen baştan geçirgen kişilerimiz bu hafta malumat verdi. Bunu elbette hemimiz vatan diye şey bakan arkandıkımız bilimiz kadarlı görmelerimiz. Amerika Xitay'ın alyumin katarlık mahsulatlarını mecburi emgek dairesine kirgiz diye. Hoş. Bu mu? Yeni bir katım yenilen dediğin gibi hem de mecburi emgek meselesi ki Xitay'ın cinayetleri sebeplik tutup kılındığan mallar hem de. Amerika bu katım alyumin, polivinil, klorit ve deniz mahsulatlarını Uygur mecburi emgekini çekleş kanununu icra kılışının yeni muhim noktası kılıp bekitti. Naiti yakışı bir ilgirleş, yakışı bir kadem elbette. Amerika Devlet Bir Hatırlık Ministerliği 9. iyul bu katım Uygur mecburi emgekini çekleş kanunu stratejisinin yenilenen nuskısını ilan kılıp alyumin, polivinil, klorit ve deniz mahsulatları katarlıq Uyghur mecburi emgeki çetilgan sahalarını kengeytkenlikini bildirdi. Yakın yıllardan beri Xitay'nın Şarq Türkistan'da icra kılavatkan atalmış yezi eşinçi emgekçilerini yötkep şıkorlaştırış, namratlarını yöleş, katarlıq namlar bilen Şarq Türkistan halkını Xitay ölkülerine yakı Şarq Türkistan'ın başka
öz yurtlarından ayırıp başka yerlere orlaştırıvatkan, çeçip tarqaqlaştırıvatkan meseleleri ve o yerde şu kurgan, Xitay kurgan zavodlarga Uyghurlarni mecburi emgekçi süpüde yerleştirıvatkanlığı hemimizde malum mesele. Bunu halkımız hele hem bu paciyeni yaşavatıdı. Muşu sürgün kılıç cinayeti bilen Xitay'ın ki bu küçlük nurgun dokulatlar bilen, nurgun müşünler, körünüşler bilen aşkarlanan bu sümü Xitay yenile hazır için umutsuzlarca inkar kılıp kilovatkallıkını halkara cemiyetini aldap, aldaş teşvikatını üzlüksüz küçeyti vatkallıkını emmiz bilimiz. Şu an bir yerde ilgili pemodur, kiyim, keçek, paxtı ve paxtı mahsulatları, köp kristallık kremni katarlıkmışı mahsulatlarını asas kılgan şekilde mecburi emgek katarığa bulanı kirgüzgen idi en başta. Bu kadın bunu yiyin alıp Tixinbek dairesini kiyan etkendi. Ve hepimiz gibi malum boğandık, Amerika'daki her kandak bir şirket, eğer de şu öz şirket işlep çıkan şu mahsulatlarının mecburi emgek işletilme geldi ki, mecburi emgek arlaşma kallıkını ispatlayamazsa Amerika'ya kirgüzülmeydi kallıkını mı? İlan kıgan temmizge, malum bakandaki. Şimdi 21. yılı muşu kanun, yani Uygur mecburi emginin çekileş kanunu Amerikan Aşk Palatası tarafından tasdik alınıp resmi yolu koygan idi Amerika. Bu kanunga elbette meyli Xitay işçideki şirketler olsun, meyli Şark Türkistan'daki şirketler olsun, bunun hemmesininki çokum işlep çıkılışta mecburi emgek işletilme geldikini ispatlamağın takdirde kiri güzülmeydi de yolu koyulup elbette biz ötkendi mi kaç yüz milyon dolarlık yetkendikini biz tilgayla edip öttük, bir şey ekranda sunduk. Demek bu künsürü küçüğü atıdı bunun dairesi. Hoş, NATO, Xitay, Rusya, Ukrayna uruşunun halkalık ittirgüçüsü diyen gep ne dedi hem de. Elbette bu kadim şu Şimali Atlantik Akte Teşkilatı NATO'nun ki en çok başlıkla yığını Washington'da ötküzüldü. Biz kündülü haberimizde ötküzülgen kündün tatip asaslık noktalarını sunup kilovatımız bu kadim ki NATO Washington Xitap namesi de hazırlık gerekçe NATO'nun en güçlük Xitay'ına eyipleşi, en güçlük tarzda, en güçlük şekilde bir vasıta Xitay'ına çiçanıştı etken bir nokta var, söz var bir yerde. Xitay'ını, neyim de batıganıysa, Rusya-Ukrayna uğruşudaki halkalık ittirgüçü edip, ahirki Xitap namede bu tilgalingan. Bu tilgalingan deyken Xitay Taşqi İşlar Ministerliği yuqargan peti çıkıp yani şiçanşıp nime deydi? Şimali Atlantik Akte Teşkilatı günahını başkalarga döngedi dep çağrı saldı. 10. iyul NATO 10. iyul NATO Washington xitabnamesini elan kılıp yani halkalık ittirgici diyen bu söz yani Xitay bu şu Rusya Ukrayna uğraşının kendiki asaslık ilgirki kançılığa kıtım Xitay'ın yardım beme, eğer aşkarlık olsa bunun bedelini töleysen, şu Washington'daki şu başlığa yığına içilişten burulmasın, yeni Stoltenberg'in kançılığa kıtım sözü var. Xitay'a asla bunun karab durmayımız, bunun bedelini çokum töleydi. Bunun hepsini ayrım ayrım şekilde bağdık biz haberimizde. Bu kıtım ama bu resmi, ahirki Xitap namide bu uçuk kere gözülüp, kıgandikin bu ilgiriki NATO'nun hiçbir bayanatı da bunda küçük tilgı elinmeğen deyip tilgı elinip bir yerde bu tilgı elinde hatta ki müşahede bir söz var. Çünkü Şimali Atlantik'te teşkilatının ilgiriki bayanatları da Xitay Rusya'nı kolledi degen bayanatı seliştirganda bugün NATO'nun bu bayanatı yani Xitay Rusya-Ukrayna uğruşudaki halkalık ittirgici degen bu söz bintan çok asmazım perkova diyen şekilde Ukrayna uruşu başlangandı bu yan NATO'nun Xitay'ını en katı ayıplışı da karaldı yani bu sözle. Ve şundakla bu bayan ettiğin ki yine Xitay'ını derhal Rusya'ya karatkan uruş yardımını tohtutuşku çakırgan bu bayan etti. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği basa peşemekin bu ayıplışını rad kılıp Şimali Atlantik Akte Teşkilatı'ndan hiç kandak delil ispatsız.
Xitayning deydigan butun tepib olgan narsaning hammasi mushu da. Bizning maslimiz ulamdi. Qanday Xitayningki yig'ir Xitayning nomussizligini o'ttirga chiqargan har qanday bir so'z harakat bo'lsa, shu hamon menga bo'ktan chapladi, dalil isbotsiz gap qildi, uni qildi, buni qildi. Yo millionlagan dalil isbot sinliq video nutq shu dokladlarni oldim men nomussizlarcha chiroyini tatib ya'ni shu tamdek chiroyini chiqarib butun dunyoga nomussizlarcha davomli deydi bu gapni. Yana bunday dalil isbotsiz holda Amerika tarafidan to'qib chiqarilgan yolg'on fikrlarni tarqatgan, tarqatdi dedi. O'ylab qo'yli. Bu darajada nomussiz ya'ni. Xitobnomada Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi cheklimsiz hamkorlik munosabati va Xitoyning Rossiya mudofaa sanoatiga zo'r mablag' selishi Rossiyaning urush qo'zg'ishiga yordam bergan degan so'zlar tilgan. NATO xitobnomada Xitoyning Rossiyaning mudofaa sanoatiga bo'lgan barliq moddiy va siyosiy qo'llashni to'xtatishga chaqirgan. Shimoliy Atlantika tashkiloti bosh kotibi Yenis Stoltenberg chorshanba kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Rossiyaga harbiy puxraviy uskunlar, mikroelektronlik uskunlar va boshqa nurg'un qurollarni ta'minlaganligini, bularning Rossiyaning Ukrainaga hujum qilish uchun qo'llanilgan boshqarilgan bomba, portlatqich va ayroplan qatorli qurollarni yasashiga imkoniyat yaratib berganligini bayon qilgan. Bunchivala jinoyat qo'lida yuzlagan isbot bo'lmasa buni so'zlamaydi. Xitoy mi bildi qancha qanchadan qatimmish istiqloldimi o'z vaqtidami shu biz hech qanday yordam qilmaymiz deb shu tulkidek turib olgan Xitoy Xitoyning nurg'un davlat yordam qilayotgan Xitoy rejimi orqasida turayotgan nurg'un shirkatlar shu Rossiyaning askarida ishlagan askariy buyumlarni qandoq maxfiy holatda 100 minglab askariy narsalarni sotganligini Rossiya shirkatlariga buni isbotliq rasmlik amalasi chiqqan deyapti. Demak, bu shaklda Xitoyning orqasi turayotganligini, bunday yordam berayotganligini Stoltenberg tilg'aldi. Stoltenberg bayonoti degani NATOning barliq ittifoqdoshlari Xitoyning Rossiyaga yordam qilganligini aniq muayyanlashtirdi. Bu Xitoyga nisbatan muhim bir uchur. Biz bu ahvolning yana davomlashishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligini bilamiz degan shaklda bu yig'in ichilishdan burun so'zlagan buni. Biz o'qitdim. Ya'ni Xitoy bu shaklda muammoydi. Ham g'arb bilan bizlar bilan o'xshash tijoratni davomlashtirib, mansa ham bizning dushmanimiz Rossiyaning Rossiyaga butunlay harbiy mushindoq astritin yordam qilsa. Bunda ish yo'q degan so'zni noyati yuqori pardadan degan edim. Bu qatimi bayonotda ham muxbirlar qilgan so'zida tafsiliy holatda texim kuchli shaklda o'tirib qo'ydi. Demak, qadrli ko'rmadingiz. Buning natijasi NATOning ittifoqdosh davlatlariningki bugun Xitoyga bundan keyingi siyosatda, bundan keyingi shu davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda har bir a'zoningki NATO a'zo davlatlariningki, albatta Turkiya ham bor uning ichida qandoq nimalarga narsalarni o'tirib qo'yadiganligi Xitoyga qarata tutilgan pozitsiyasida. Ko'rimiz albatta zaman vaqt ko'rsatdi. Demak, qadrli ko'rmalarimiz, bugungi bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Bu shaklda davom qilyapti. Siyosatlar intayin har davlatda xilma-xil shaklda shunday ketyapti. Sharq Turkistonimiz bo'lsa, har kuni har xil ish qilib, insonni xush qildigan, mamnun qildigan, xalqimizni xushal qildigan nurg'un xabarlarni sunamayotmiz ammo hozir. Albatta arzu qilamiz. Lekin bu shaklda mamiz. Voysash yo'q, umidsizlanish yo'q. Dushmanimiz har qancha nejisliq, butun razillikini to'xtovsiz davomlashtirsin. Bizmi ham uningga qarshi kurashimizni maydonimizni qilchi tavratmasdan, ikkilanmasdan siyosatchilar siyosat sohasida, axborotchilar axborot sohasida Xitoyning butun jinoyat xalq pul sifati bilan har birisi uzluksiz holatda minishimiz kerak, to'xtab qolmasligimiz kerak. Millatimizning ichidan ba'zi bir bugun mushu da'voyimizga palto urayotgan, butun mushu xalqimiz tatqan, xalqimiz bergan mushu bulibmi oxirgi mushu yaqinqi
7-8 yildan buyon tasavvur qilsiz qurbonlikni bergan xalqimizning butun shu qurbonliklarni ko'zga ilmasdan bugun ijtimoiy fikr vositalarida hammani bir yoqqa ittirib o'tib turib bu millatning yuragi xanjar urayotgan bu millatning ichidagi maxluqlarga har bir xalqimiz o'ziga o'zining ijtimoiy fikr vositalarida o'zining so'z harakatlarida ularga maydonini ularga bo'lgan kuchlik qarshiligini pozitsiyasini bildirish kerak chunki bularning selayotgan ziyni bu da'voga xalqimizning haqliq da'vosiga selayotgan ziyni bugun bir kunlik yoki bir oyda to'xtab qoladigan bir ziyon emas hamda xitoyning dal kutgan yeridan chiqayotgan nomussizlik hamda bu uyg'ur bir o'zini uyg'ur deydigan maxluqlarniki chiqib bugun bundoq razilliklarni qilishi o'zining nafsini qondirish o'zining ota onasini ko'rib olish buning uchun butun millatni hammasini ko'zga ilmasdan bu najislikni qila olishi insonni eng ichindirgan masala shuning uchun har bir uyg'ur bundoq maxluqlarga chuqur tegishli pozitsiya bildirishi kerak deb qaraymiz alloh subhanahu va taolo umr bersa atiki kundalik xabarimizni ko'rishguncha hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh